Hormonu bulmak istersiniz. Bu makak maymunları belki de yeryüzündeki en şefkatli türün üyeleri. 1960'larda yapılan bir dizi korkunç deneyle gösterildi bu. 15 makak sadece bir zinciri çekip akraba olmadıkları bir makağa elektrik şoku verirse besleniyordu. Ve onların ıstırabı tek taraflı bir aynadan açıkça görülebiliyordu. Başka bir makağa şok vermeyi reddederlerse aç kalıyorlardı. Sistemi öğrendikten sonra maymunlar zinciri çekmeyi sıklıkla reddetti. Deneylerden birinde zinciri sadece küçük bir kısmı çekti. 2/3'ünden fazlasıysa aç kalmayı yeğledi. Bir makak türdeşlerini incitmektense neredeyse 2 hafta aç kaldı. Beni gerçekten etkileyen kısım şu. Önceki deneylerde şok verilen makaklar zinciri çekmeye daha da isteksizdi. Makakların bağıl sosyal statüsünün veya cinsiyetinin başkalarını incitmeye dair isteksizliğinde çok az etkisi vardı. Bu deneyler insan dışı canlılarda başkalarını, hatta yakın akrabaları olmayanları bile kurtarmak için fedakarlık yapmaya dair azizlik düzeyinde bir meyil görmemizi sağlıyor. Kuduz virüsünün kalpsiz bencilliği ve makakların aşkın empatisi, bizim de bizzat içinde bulunduğumuz bir sürecin aşırı uçları. İnsanın çocuk doğurmasını acı verici bir deneyime dönüştüren şey, atalarımızın nesilleri boyunca giderek daha büyük beyinlerle evrilmesiydi. Devam et. Çok güzel. Yanındayım canım. Dokunma, en azından memelilerde genellikle beynin daha alt, daha eski kısımları tarafından kontrol edilir. Düşünmekse daha üst, daha yakın zamanda evrilmiş dış katmanlar tarafından. Basit bir düşünme kabiliyeti, daha önceden var olan programlanmış davranışların üzerine yerleştirilmiş. Okul bahçesine, evliliğe, oy sandıklarına, linç kalabalığına ve muharebe alanına...